Efendim devam ediyoruz. Yeni Kapı'da Trabzon Kültür Günleri'nde ben her zaman her yerde ifade ettiğim gibi Karadeniz'in aslında çok değerli bir sesi, duruşuyla, yorumuyla çok değerli bir isim Hasan Aksoy, ama Hasan Aksoy'u uzun yıllardan sonra böyle bir organizasyonda görmek beni 30 yıllık bir televizyon radyocu olarak da ayrı bir mutlu etti. Hasan'ım hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Murat abi, öncelikle güzel sözlerinden dolayı. Gerçekler Hasan. Gerçekler. Zaten yansıtılır. Şimdi geçmiş dönemlerde tabii ki bu tür programlar oluyordu. Sahnede olmuyorduk, olamıyorduk bazı nedenlerden dolayı. Ama bu sene kısmet oldu derneğimiz, i̇nşallah federasyonumuz. İnşallah bundan sonra hep olur. Bizlere uygun gördü böyle bir sahneyi. Bundan sonra inşallah olacağına inanıyorum. Güzel bir sahne olacak. Evet, zaten Hasan'ı bekliyorlar efendim. Onun için fazla da tutmak evet, istemiyorum. Hasan'ım başarıların daim olsun. Çok kardeşim. Seni seviyoruz. Efendim Hasan Aksoy az sonra sahnede. Bizleri izlemeye devam edin. Ben her zaman söylüyorum burada bulunan misafirlerimize. Trabzon kültürünü merak eden, Trabzon'u merak eden bütün herkese bizim kapımız açıktır. Bakın havasıyla, suyuyla, deniziyle, doğasıyla bir başkadır bizim memleketimiz. Bir başkadır bizim Trabzon'umuz. Biz onu Yeni Kapı'ya, buraya getirdik, burada yaşayacağız. Yöresel lezzetlerimizle, hemşerilerimizle. Trabzon Dernekleri Federasyonu'na, yönetim kuruluna, başta başkanımız İsmail Şatıroğlu olmak üzere hepsine güzel bir alkış istiyorum ben sizlerden. Azken alkışlar böyle çıkıyorsa, burası kalabalık olduğunda ne kadar güzel görüntülere sahne olacak. Artık onu hiç düşünemiyoruz efendim. Yemekler yendi herhalde, yöresel lezzetler yendi, alışverişler yapıldı, yapılacak inşallah. Gitmeden bunları yapmanızı da istiyoruz. Bugün birbirinden değerli sanatçılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Karadeniz'in en sevilen isimleri 4 gün boyunca burada olacak. Birbirinden değerli konuklarımız olacak, yine yazarlarımız olacak, söyleşilerimiz olacak. Karadeniz lezzetlerini yarıştıracağız, yarışmalarımız olacak. Açıkçası burada bugün başladığımızdan pazara kadar Trabzon'u her yönüyle sizlerle birlikte paylaşacağız efendim. Evet, bu arada bir tane anonsumuz olacak. Bir kimlik kaybeden var mı aramızda, kimlik kaybeden? İsim var mı arkadaşlar kimlik olarak? Gönül Hanım, güvenlik arkadaşı. İsim var mı? Yunus Ağırtaş. Yunus Ağırtaş. Yumuşak değil. Kimliği güvenlikten efendim. Aynı zamanda ben bir alkışta yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu adına istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Evet, orkestramız hazır. Biz başlıklar çok konuşacağız. Çok muhabbetlerimiz olacak. Önce şöyle bir ısınma turları. Bak yağmur da geliyor. Tam Trabzon havasını buraya getirdik. Tam Trabzon havasını burada yaşayacağız. Özellikle şöyle bir kemençeyle ısınma turlarına başlayalım. Zaten bol bol kemençemiz var. Horonumuz var. Yapacağız ama siz de çok güzel gözüküyorsunuz buradan. Şöyle gülüyorsunuz ya. Yüzler de gülüyor. Harika o zaman. Moralli bir şekilde başlamış olduk. Evet, orkestramıza da bir alkış alıyoruz. 3 kişilik ev orkestramız. Evet, Sarsi Terzi hazırız değil mi? Hazırız. O zaman yine yörenin en sevilen isimleriyle programımıza başlayalım istiyoruz. O güzel alkışlarınız kim için geliyor? Hasan Aksoy için geliyor. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Şöbeleri görebilir miyim? Bir tane daha çoğalmış anla. Oy! Yeni sevdan başkanı da oldu bana sevdalı. Yeni sevdan başkanı da oldu bana sevdalı. Sun yoluma da tüccici delikanlı. Giyerim ayakkabıda usulü fırçaları. Almazsam başkanı da kendimi parçalarım elle. Müzik
Şeref verici. Efendim her yıl geleneksel olarak düzenlenen böylesine güzel bir program, böylesine güzel bir etkinlik Trabzon günleri. Biliyorsunuz ki Karadeniz'de her yerde her zaman yaşıyoruz ama her sene İstanbul'da Yenikapı'da yaşamak başka oluyor. Böylesine güzel bir organizasyonla başta Trabzon Federasyonlar Dernek Başkanımız olan İsmail Çatıroğlu'na sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir alkış rica edebilir miyim? Geçmiş dönemler olmasa bile bu dönemlerde sahnede bulunmak bizler için önemli bir duygu. Bir orkestraya da bir alkış alalım. Orkestramıza canlı bir alkış.
Havanın yağmurlu soğuk olmasını aldırış etmiyoruz. Dört gün boyunca buradayız. Benden sonra çok değerli sanatçı üstadlarımız var. Onlarla eğlencemize devam edeceğiz. Horon da yapacağız. Duygusal türküleri de okuyacağız. Şöyle bir poz verelim mi? Hocam hazır mıyız? Benim 2016'da yapmış olduğum güzel bir çalışma, Kısa Günlerin Kısa adlı bir albümüm vardı. Bilenler bilir, bilmeyenler belki de internet üzerinden. Sevdalık ede ede çıkayı canlarımız, vursalar ikimizi karışsa kanlarımız. Aziz Başkan, Aziz Aşkın, selamlar olsun. Evet sizdeyim. Canlarımız, kursalar ikimizi, harista kanlarımız, sevdalı kedede çıkayı canlarımız, kursalar ikimizi, harista kanlarımız, kısa günlerim kısa, bilen var mı? Bilen var mı? 5 yılım onun olsun, 10 yıl ömrüm var hiç, kısa günlerim kısa, sevdalım belliysa, 5 yılım onun olsun, 10 yıl ömrüm var ise. Sevdum beliysa, 5 yıl vanın olsun, 10 yıl ömrüm var ise. Hocam bağlamayı duyalım mı şöyle az da olsa? Evet, iş adamı gıdacı kardeşimiz Aydın Efe kardeşimle beraberliğimiz burada da tevakuk etti. Biz zaman zaman karşılaşıyoruz. Evet Aydın'ım, ne var ne yok? Vallahi teşekkür ederim. Sizinle burada karşılaşmak onur ve gurur verici. Evet, sizler nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol kardeşim benim. Her Trabzon günlerinde, her Karadeniz günlerinde seni görüyoruz. Ben, bu memleket aşkı nereden geliyor? Biz memlekette doğup bittiğimiz için, aynı derenin balı olduğumuz için oradan olması gerekiyor bence. Peki şunu soracağım. Şimdi geçen yıllar tabii buralara geliyorsun, bu yıl. Bu yıl nasıl bir hava gördün, sezinledin daha doğrusu? Bu yıl bence daha güzel bir atmosfer var. Bence daha güzel, daha iyi bir program olur ve ilk günden baktığımıza göre daha güzel bir ortam oldu ortam ya ilk günde ve bunu hafta sonu düşünemiyorum. Ama o senin güzelliğin bence. Hepimizin, bütün Karadenizlerin, bütün insanların güzelliğidir bu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir güne denk geliyor. Cumartesi günü büyük bir derbi maçımız var. Evet, evet. Fenerbahçe Trabzon. İnşallah. Yani hedefimiz o. Çok güzel bir güne denk gelmesi onur verici bence. İnşallah öyle olur. Var mı bir son mesajın? Buradan bütün Karadenizlere hep beraber birlik olmayı istiyoruz. Ya birbirimize destek olalım. Özellikle kendi çevremizde olan böyle gariban, ihtiyacı olan insanlara destek edelim. Sadece bir iş adamıyla bu yani yetinmiyor. Olmayan olana versin. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Yani bu
benim işim var, işim var, bu işler bitmez. Her şeyi zamanına göre, her şeyinde bir hayır yaparsan bunu da mutlaka hediyesini alırsın. Öyle ama mi? Dediğim gibi şu Ahmet abi duyuyor musun? İşte iş adamı dediğin bak ne diyor? Destek olun diyor. Anlatabiliyor muyum? Bir insanlara biz mesela seni yıllar sonra burada görmek eyvallah. Yine aynı Murat, aynı şey. Sağ ol. Aynı şey çünkü darbe gecesinde seninle Vatan Caddesi'nde orada yürüdü, ayağında bir terlik vardı. Yani o andaki senin çırpınmanı o zamanki gördüğümüzde yani, nasıl bir vatan sevgisi olduğunu o ne zaman. Demek, ne demek yani? Ha, kim ne derse desin, yo, kim ne yaparsa yapsın. Biz tabii o akşam hainlerin darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız tüm halkımı sokağa davet ediyorum dediği anda ben orada ne bulduysam zaten yani göz şahitliği yaptık. Göz şahitliği yaptık. O zaman daha ufak bir bebeğim vardı. Evet. Onu orada ayağında bir terlik açık orada piyasada, orada belediyeye koşmak. Ne demek? Herkes orada birlik beraberlik. Biz tüm vatanımızı kimseye beraber satmayız. Vatanımızı kimseye de yedirmeyiz. Evet. İnsanlarımızı da kimseye yedirmeyiz. Bunu herkes bunu bilsin. Helal olsun. Kürdü, Lazı, Çerkez hep beraber olursak biz yükün altından yine kalkarız. Eyvallah. Yani şunu diyor sevgili Aydın'ım. Sanat camiasına, sunucularımıza, kameramıza destek olalım ki onlar da daha yukarılara gelsin. Aynen öyle. Biz tam olarak senin yanındayız her zaman. Eyvallah. Da. Bizim için herkesin bir mesleği var. Bu mesleğe de bir değer vermek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şöyle kamerayı çevirebilir miyiz? Burada ben bir dostumu gördüm. Bu bir dostumu gördüm. Ha böyle at çevir çevir. Evet. Oo hacım kalkaya. Evet Hacı Mehmet. Günaydın efendim. Benim meslektaşım, değerli abim, kardeşim. Hacım hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Yine bir Trabzon günündeyiz. Yeni Kapı'da. Evet. Yine sevgili Murat Şov kardeşimizdeyiz. Trabzon günleri her yıl olduğu gibi bu yılda devam ediyor. Öncelikle tabii ki emeği geçen değerli büyüklerimize, yıllar yılı da Karadeniz kültürüne ve Trabzon tanıtım günlerine destek veren bir kardeşimsin. Eyvallah. Trabzon o hepimiz ama yani Hacı Mehmet'i benim anlatmama gerek yok. Hacı abimiz bizim yüreği güzel, kalbi güzel, başarılı bir insan. Bütün Karadeniz ortamlarında vardır. Gerçekten de bu konuda tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Halk adamı derler ya. Benden sonra Hacı Mehmet yani. Evet. Ahmet Güngör seni unutmuyorum. O şimdi biraz da kızıyor bana anlıyorum. Efendim. Evet bak parmağı gördün mü? Bak, ne sağ, diyor? Diyor ki. Misafirine diyor mikrofonu şey, diyor. Uzat diyor. Öyle konuşma mi dedin? Yok öyle demedi abi. Öyle söylüyor. Ya buradan mikrofon her türlü ses ama alır. Ama sen benim hakkımı yiyorsun şu anda. Nasıl? Mikrofonu bana veriyor. Buyur kendin, abi. Kendin konuşuyor. Şimdi Murat Şov'u az önce söylediğim gibi. Mikrofonu seven kişi ya. İşimiz o. Konuşmayı, ekmeği o işten yediği için. Arkadaş şimdi şöyle Murat'cığım. Aynı havayı televizyon ettiğimiz için. Karadeniz kültürüne yıllar yılı hizmet ettiğimiz için. Bu kültüre hizmet kim ediyorsa ki Karadeniz kültürüne. Ben her zaman onların hepsine ayrı ayrı teşekkür eyvallah ediyorum. Eyvallah. Hacı buraya bir virgül koyalım. Buyur. Hacı dedi ya mikrofonu bana tutuyorsun ama sen konuşuyorsun. Ya adım benim ne? Sunucu. Ya zaten ben yanında, eğer, dur bir dakika. Elinde. Eğer ben mikrofonu Hacı'ya kaptırırsam tutup da Hacı'yı konuşturursam o zaman ben sadece mikrofon tutucu olurum. Benim ismim zaten sunucu. Onun için ne anlamı kaldı bırakmam. Ki? Ne anlamı kaldı ki diyorsun sunuculuğun o zaman. Eyvallah. Evet. Onun için mikrofonu sağlam tut, kaptırma. Peki Hacı. Bir çok de sen tut onu. Evet. Sevgili Ahmet Güngör'e de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Yıllar yılı evet. Bu kültüre hakikaten büyük emekleri var. Kışıyla, karıyla, yazıyla her zaman bu kültüre hizmet etmeye çalışıyor. Karıyla mı? Kar diyoruz. Biraz onun karışımını Karadeniz şeyle beraber söylüyorum. Bir şey söyleyeyim. Buyur. Ben Ahmet abiyi 30 senedir tanırım. Başımızın belası ya. Yani. Yok şimdi o belalı gayrı ama müthiş işini seven, çok başarılı. Evet. İnatçı. Şimdi biz tabii 4 gün burada bu havayı halkımıza anlatacağız ama inanır mısın gelirken şöyle düşündüm yandım o kadar detaycıdır ki o kadar ince ayarcıdır ki yani az bir mesela bir ufak bir şey bulsa bu saate benimle alakalı değil vekil de olsa der ki sayın vekilim şurada yapalım çünkü işini bu kadar hassas ince yapan bir adam tebrik ediyorum onu bizi izlemeye devam edin. Kolay gelsin.